Kişisel arşivimde benimle ilgili uydurulmuş haberlerden oluşan bir yandaş medya yalanları dosyam var. Son 5 yılda giderek kabaran bir dosya. Arada şöyle bakıyorum da ne ajanlığım kalmış ne teröristliğim. Bankadan faizsiz kredi verildiği yalanını da yazmışlar. Ayda 80 bin euro maaş aldığımı da. Hiç karşılaşmadığım Fethullah Gülen'in önünde hazır olda montajlanmış fotoğrafım da basılmış oğlumun başka kadından olduğu safsatası da yayılmış. Hatta bu yalanların bir kısmı mahkemede iddia diye önüme getirilmiş, tetikçi savcılarca didik didik edilmiş, ispat edilememiş. Düşünün, karşınızda iftira ile görevlendirilmiş koca bir yandaş medya ve troll ordusu var ve siz ses verecek mecranızın, tekzip şansınızın olmadığı bir ortamda, bazen hapiste bazen sürgünde, her bir yalanla tek tek mücadele etmek zorundasınız. Bu psikolojik harple baş etmek zordur. İnanan olur diye boş verip geçemezsiniz de. Her bir yalanla uğraşmaksa sabır ister, enerji tüketir. Ben gene iyi durumdayım. Baskında evine polis tarafından bırakılan flash diskteki veriler yüzünden yıllarca hapiste sürünenleri, suçsuzluğunu ispatlayamadan can verenleri de görmedik mi? İşte 20 yıldır muhaliflere zulmeden bu yalan makinesi nihayet geçen hafta sonu kendi pisliğinde boğuldu. Bizim yıllardır deşifre etmeye çalıştığımız komplocu kafanın sonu İstanbul'u bir köpeğin elinden oldu. Boji hafta sonu barınağından hiç çıkmadan AKP'nin kendisine kurduğu komployla rezil oluşunu seyretti. Sırf İmamoğlu'nun yönettiği belediyenin sahiplendiği bir köpeğe iftira atabilmek için nasıl ceplerinde kaka taşıdıklarını, pis elleriyle komplo kurduklarını, Boji'nin yapmadığı pisliği kendileri yaparken suçüstü yakalandıklarını bütün dünya gördü. Güldük hallerine, bir köpeğin dışkısından medet umar durmak düşmelerine, komplo kurmak için cepte kaka gezdirmelerine, baş uçlarındaki kamerayı akıl edememelerine sonunda gırtlaklarına kadar pisliğe gömülmelerine acıdık, onlar yerine utandık. 20 yıldır iktidar ve ortaklarının komploca zihniyetiyle ve onların yalan haberleriyle uğraşan mağdurlar ordusu olarak Boji'nin kendisine yönelik pis oyunu bozmasını sevinçle karşıladık. Kendisine minnettarız.